Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıf ilk konusu olan üslü sayılar veya üslü ifadeler olarak ifade ettiğimiz sayılara bakacağız. Sayıların kendisiyle toplamlarının kısa yoldan gösterimine bakalım ilk önce. Burada toplam söz konusu. 4 tane 5'i topladığımızda bunu 4 çarpı 5 olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. 4 tane 5'in nedir? Toplama anlamına gelir. Terimleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan gösterimi çarpma işlemidir. Burada 4 doğal sayısı 5'in kaç defa tekrar ettiğini gösterir. Şimdi ise sayıların kendisiyle çarpımlarının kısa yoldan gösterimine bakalım. Bu sefer çarpımları söz konusu. 5'in kendisiyle 4 kez çarpımını biz kısa yoldan üslü ifade ile gösteriyoruz. 5 üzerine yazılan, daha küçük punto ile yazılan sayımız ise bize bu sefer kaç defa tekrar ettiğini gösterir. 5 üzeri 4 ifadesi bir üslü ifadedir. 4 ve 5 sayısına bakalım. 5 sayısı burada tabanı 4 üs ve kuvveti ifade eder. Üs, kuvvet dediğimiz sayı tabanın kendisi ile kaç kez çarpılacağını gösterir. İkinci aşamamızda ise onun kuvvetlerine bakalım. Bu sene karşımıza sıklıkla gelecek. Onun kuvvetleri alınırken birin yanına üst kadar sıfır konulur. Mesela 10 üzeri 6 dediğimizde bir sayısının yanına 6 tane sıfır konulacağı anlamına gelir. 10 üzeri 3 veya 10'un kübü 1'in yanına 3 sıfır. 10 üzeri 10 dediğimizde 1'in yanına 10 tane sıfır geleceği anlamına gelir. Üs burada 1'in yanına gelecek sıfır sayısını ifade eder bize. Şimdi onun kuvvetleri dediğimizde 10'un sıfırıncı kuvveti 1. 1'in yanına hiç sıfır getirmiyorum. 10 üzeri 1, 1 tane sıfır. 10'un karesi 2 sıfır. 10'un kübünde 3 sıfır, 10 üzeri 4'te 4 sıfır şeklinde ne yapar? Devam ederek gider. Onun kuvvetlerinde bir de dikkat etmemiz gereken basamak sayısı sorularıdır. Mesela 10 üzeri 6, 1'in yanına 6 tane sıfırın gelmesiyle 6 artı 1, 7 basamaklıdır. Eğer bir katsayı olarak 13 çarpı 10 üzeri 6 denilseydi bize nedir? 13 çarpı 10 üzeri 6. Burada çarpma işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? 1 kere 13. Şimdi burada 1 çarpmada etkisiz eleman olduğu için bu 13 aynen gelir. Yanına kaç tane sıfır koyuyoruz? 6. Şimdi burada 13 çarpı 10 üzeri 6 sayısı 13 2 basamaklı. Yanına 6 tane sıfırın gelmesiyle 8 basamaklıdır diyebiliriz. 126 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde 126 3 basamaklı, yanına 23 tane sıfırın eklenmesiyle bu ifade 26 basamaklıdır. Bunlara da yine dikkat ediyoruz. Şimdi sayıların
sıfırıncı kuvvetinden bahsedelim. Bunları birçoğunuz karıştırıyor. Tekrar ederseniz karıştırmanız mümkün olmaz. Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Şimdi 1 üzeri 0 1, 2 üzeri 0 1, 3 üzeri 0 1, 1000 üzeri 0 1, 9876 üzeri 0 yine nedir? 1'dir. Ya da size bir işlem verirse, mesela 1256 çarpı 1984 bölü 13 diyelim. Bu ifadenin sıfırıncı kuvveti yine nedir? 1'dir. Biliyorsunuz ki parantez içerisindeki ifade sıfır dışında bir sayı çıkacak. Bu sayının da sıfırıncı kuvveti yine bize neyi verecektir? 1'i verecektir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 taban olarak alındığında üstüne hangi sayı gelirse gelsin 1'in tüm kuvvetleri ne olacaktır? 1. 1 çarpmada etkisiz eleman olduğu için 1'i kendisiyle istediğiniz kadar çarpın, yine 1 sonucunu elde edeceksiniz. Son olarak sayıların birinci kuvvetleri kendilerine eşittir. Sıfır üzeri bir, sıfır. Bir üzeri bir, bir. 16 üzeri bir, 16. 200 üzeri bir nedir? 200'dür. Taban ne olursa olsun, üst bir olduğu sürece her zaman nedir? Sayının kendisini verecektir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.